Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Bir anlamda işte bu toprakların, işte bu toprakların kurtuluşu için can veren insanları, halkı işaret eder ve buna bağlı olarak da işte Anadolu toprağının derinliklerinde nasıl bir kahramanlık yattığını ifade eder ve o çerçevede de Türkiye'de özellikle milliyetçi kesimlerin, milliyetçi muhafazakar kesimlerin gözdesi olan bir şair ve elbette işte İstiklal Marşı da bir anlamda bu ülke açısından çok önemli, çok kıymetli bir simgedir. Fakat işin sosyolojisi, işin antropolojisi bu toprağı sıktığın zaman o topraktan böylesi kahramanlıklar kadar derin karanlıklar çıktığını da bize gösterir. Yani şüheda çıkacak toprağı sıksan şüheda dizesinden esinle ve onu bir parça ne diyelim yok saymaksızın ama bir başka gerçeğe işaret etmek üzere diyebiliriz ki ne narinler fışkıracak toprağı sıksan ne narinler. Yani ne demek istiyoruz? Sorunun cevabı çok açık. Anadolu'da elbette bir derin karanlık da mevcuttur ve bu derin karanlığı bir şekilde Türkiye toplumunda Cumhuriyet döneminde elbette Anadolu deyince ilk aklımıza gelen kırsal, tarımsal yaşam biçimi içerisinde geçimini sağlayan kitleler ve erken dönemlerinde Cumhuriyet'in, Türkiye'nin nüfusunun büyük bir çoğunluğunun bu alanlarda yani kırda, köyde, kasabada ağırlıklı olarak çiftçilik ve hayvancılıkla geçindiğini biliyoruz. Ve bu açıdan mesela Mahmut Makal'ın 1950'de karşımıza çıkan Bizim Köyü çok çarpıcı bir biçimde, çok tipik bir biçimde köy hayatını, üstelik kendisi de köyün içinden biri olduğu için son derece eleştirel bir şekilde anlatır. Ve ona bağlı olarak da zaten köyün kimi zaman elbette Türkiye'de yüceltilmesi söz konusudur. Yani Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözünü de burada unutmamak gerekir. O da sonuçta Türkiye'de bir ulus devletin insan malzemesini ister istemez büyük çoğunluğu köylü olan insanlardan çıkarma yolunda sarf edilmiş bir sözdür. Yani biraz böyle motive etmeye dönük bir sözdür. Ama işin elbette sosyolojik gerçeği vardır. İşin antropolojik, etnografik gerçeği vardır. Ve bu gerçek alan araştırmalarında, yapılan bilimsel alan araştırmalarında çıktığı gibi Türkiye'de sanat, edebiyat alanında pek çok üründe de kendisini gösterir. Sinemada örnekleri vardır, romanlarda örnekleri vardır ve biz mesela sinemada da, romanlarda da işte narinlerin pek çok karşılığını buluruz. Bunlar belki romanda, sinemada birer kurgu olarak karşımıza çıkar ama gerçeklikten beslenerek çıkan kurgulardır bunlar. Kaldı ki yapılan antropolojik araştırmalar Türkiye'de köyün bir kara delik olduğunu bize düşündürecek pek çok örneklerle de doludur. Bugün tabii ki pek çok şey Türkiye'de hızlı bir değişim yaşanıyor ve ona bağlı olarak belki köy kent oranı da çok değişti. Aslında hani köyde ne oluyorsa kentlerde de o oluyor. Yani her gün karşımıza çıkan kadına yönelik, çocuğa yönelik, hayvana yönelik şiddet ve öldürmelerde aslında benzeri eğilimin hala sürdüğünü söylemek mümkün. Ama köye baktığımızda işte son örnekte karşımızda çıkan tablo elbette aydınlatılmadığı için hala bir takım şeyler var ortada, boşluklar var ortada. Sıkıntı verici bir takım değerlendirmeleri yapmak açısından zor bir durum var karşımızda.
Ama şunu söylemek gerekir. Narinin başına gelen, onu çocuk saymayan bir kültürün sonucu. Yani narin onu çocuk saymayan bir dünyanın, bir kültürün, bir yaşam biçiminin kurbanı olarak karşımızda. Neden öldürüldü bilmiyoruz ama elbette akla taciz geliyor, çocuk tacizi geliyor. Bunun yanı sıra işte amcanın işte anneyle ilişkisinden bahsedenler de karşımızda. Bir de tabii çok rahat konuşamıyoruz. Biraz yayın yasağı da sanıyorum söz konusu. O yüzden hani neyi nasıl söyleyeceğimizi de bilmiyoruz. Bir son olarak ortaya bir takım siyasi bağlantılar, Hizbullah, Hüdapar bağlantıları da atıldı ortaya. Onun da ne ölçüde doğru olduğu olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Fakat bütün bunların ötesinde Narin'in başına gelenin bu ülkede bir 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında kız çocuklarını bile evlilik için uygun düşünebilen bir kültürün, bir anlayışın, bir zihniyetin uzantısı olarak, onunla bağlantılı bir durum olarak düşünmek kuvvetle mümkün. Dolayısıyla karşımızdaki tabloya baktığımızda işte bundan yakın zamanlarda, yani belki yıl bile değil, aylar içerisinde hep karşımıza çıkan işte köyde veya işte şehirlerde 6 yaşında çocukların dedeleri yaşında insanlarla evlendirilme durumlarını düşündüğümüzde, yani bebeklikten çıktıktan sonra çocuğu artık çocuk saymayıp yetişkin yaşamının bir parçası sayan yaşam biçimini düşündüğümüzde, bunun hala uzantılarının, bu işte geleneksel insan anlayışının ve toplumsal ilişkilerin hala belirleyici olduğu bir iklimin bu ülkede geçerliğini sürdürdüğünü düşündüğümüzde, Narin'in başına geleni bununla bağlantılı bir takım olaylar, bununla bağlantılı bir takım toplumsal dinamiklerle ilişkili düşünmek mümkün. Burada işte 8 yaşındaki çocuk istismar mı edildi? Bu tür istismar olayları işte sözünü ettiğimiz toplumsal iklimin içerisinde çok sık karşımıza çıkar. Mesela bir etnografik araştırmadan bir veriyi paylaşayım istersen. İşte köyde araştırma yapılıp sorulduğunda neden hani çocuk yaşta 13, 14, 15 yaşında diyelim evlendiriyorsunuz kız çocuklarını? Elbette sorunun cevabı işte gelenektir, görenektir, şudur, budur, dine vurgu, İslam'a vurgu yapılır. Ama bunun ötesinde bir annenin verdiği cevap çok çarpıcıdır ve bizim sürekli bilinen bir sır olarak hayatımızın içinde mevcut olan ama çok fazla telaffuz edilmeyen bir toplumsal karanlığı çok güzel yansıtır. Anne der ki neden kızının çok küçük yaşta, çocuk yaşta erken evlenmesine onay verdiğine ilişkin, der ki ne bekliyorsunuz, ne yapmalıyım? Yani bu yaşa geldiğinde dayısının oğlunun, amcasının oğlunun bir anda işte üzerine yürümesini mi bekleyeyim? Siz kolay mı sanıyorsunuz burada yaşamayı? Hiç olmazsa bir an önce everelim ki böylesi bir şeyle karşılaşmayalım. Riskle ya da işte böylesi bir tehlikeyle karşılaşmayalım. Onu güvene alalım. Yani elbette sonrasında da biter mi? Yani olmuyor mu? Oluyor. Ama en azından
köylük yerde hani erken evliliklerin sebeplerinden biri de baş göz etmenin sebeplerinden biri de birazcık işte serpildiğinde bir kız çocuğu ona yönelik cinsel saldırıların, tacizlerin önüne geçme yolunda bir tedbirdir. Dolayısıyla geleneksel tablo, kültürel örüntü bu şekilde olunca ve Türkiye'de modern ulus devletin sorumluları yani işte mevcut devlet, devlet yetkilileri Türkiye'de bu toplumsal kültürel dönüşümün sağlanması yolunda çaba harcamak yerine tam tersi bu örüntüyü kendi siyasal çıkarları için işte oy amacıyla özellikle 1950 sonrası süreçte kendilerinden yana işlerlik kazandırmayı, kendilerinden yana değerlendirmeyi düşündükleri için elbette bu toplumsal dönüşüm yaşanamadığı için bunun sonucu olarak da kültürel saatin yavaş işlemesi hala bugün işte 2024 Türkiye'sinde bir köyde böyle bir tabloyu karşımıza çıkarıyor. Bunun pek çok farklı bağlamlarda benzerlerini konuşabiliriz. Yani kan davası, işte bir ailenin kökünü kurutma yolunda girişimler. Burada da işte bir kız çocuğunun herkesin akraba olduğu, bütün köy biliyorsun birbiriyle akraba, akraba evlilikleriyle kendi içine kapalı bir toplumsal yapısı var köyün. Bütün bunlar işte yaptığımız alan araştırmalarında bunlara benzer vakaları çok gördük. Yani 1986'da Anadolu'da Elazığ'a bağlı bir köyde yaptığımız araştırmada bütün köy, köydeki bütün ailelerin birbiriyle evlilik yoluyla hısımlık ve akrabalık ilişkisinin mevcut olduğunu görmüştük. Ama o dönemden bugüne hala bunun benzerlerini bulmak mümkün ve belli ki aydınlanacaktır. Ne olduğunu öğreneceğiz. Ama sonuçta olan narini çocuk saymayan bir kültürün onun hayatını bu şekilde yok eden bir sonucu yaratmış olması ve işte şunu da belki eklemek gerekir. Tabii medyanın bugünün Türkiye'sinde çok daha etkin olmasıyla da bağlantılı olarak Oğuz bu tür haberler daha yoğun bir şekilde sık sık karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi bunlar geçmişte yok değildi. Belki basının gündemine bu kadar gelmiyordu. Çünkü köyle kent arasındaki mesafe bugün olduğu gibi kapanmış değildi. Köylerin şehirlere döküldüğü bir tablo yoktu ve köy, kırsal alan kendi dünyasında şehir yaşamının çok uzağında bir akış içerisinde bu tür olaylar o zaman da vardı ama çok gündeme gelmiyordu. O yüzden diyorum işte yani toprağa sıksan ne narinler fışkırır. Mesela Fakir Baykurt'un Tırpan romanı işte böyle 13 yaşında bir kız çocuğunun 50 küsur yaşında bir adama zorla güçlü ve işte hem güç olarak hem de servet olarak bir adama nasıl evlendirildiğini, zorla evlendirildiğini anlatan çok çarpıcı, çok gerçekçi bir romandır. Yani bugün hala canlılığını koruyan ve okunduğunda bugün yaşadığımızın bir anlamda tarihini bize verebilecek bir romandır. Bekir Yıldız'ın Kara Vagon hikaye kitabında yer alan Güzel Çocuk başlıklı bir şey var, hikaye vardır. İşte Güzel Çocuğu okuduğunuzda ki okumaya tahammül etmek hiç kolay değildir. Güzel Çocuk okunduğunda işte bir
küçük erkek çocuğunun nasıl bir eğlence malzemesi, cinsel eğlence malzemesi yapıldığıyla ilgili satırları okurken, yani yüreğinizin ve de midenizin de elbette dayanmayacağı bir şeyi, tabloyu karşınızda bulursunuz. Şimdi bunları okuyan ve işte bu tür olayların varlığını bilen insanlar için Narin vakası çok beklenmedik değil. Bazı örneklerini zaten yıllardır Müge Anlı'nın magazin programında da karşımızda görmüyor değiliz. Onu da unutmayalım. Dolayısıyla olaya bu çerçevede belki hani antropolojik olarak nasıl değerlendirmek gerekir dediğin için bu şekilde bir katkı yapmış olalım ve başlığımızı tekrarlayalım. Ne narinler fışkırır, toprağı bir sıkarsan. Hocam şimdi narin konusu kapatmadan bir şey de atlatmak istiyorum. Bir yandan siz konuşurken hani bir gelişme var mı vesaire diye Twitter'a ve televizyon kanallarına, haber sitelerine bakıyordum da bir şeyi hatırladım. HKG'yi hatırlarsanız 6 yaşındaki. Evet. Giramun Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in Gümüşel ile evlendirilen 6 yaşındaki HKG'den bahsediyoruz. Ve tabii. 10 gün sonra dava tekrar duruşma görülecek. Yani kaçıncı kez yapılan duruşma, ama şunu düşünüyorum bir yandan da. Şimdi HKG'yi kim hatırlıyor mesela? Şimdi Twitter'da da bir yandan çünkü şey var. Unutmadık ve Narin nerede? Ama bu unutmama kısmı ne kadar sürecek çok emin değilim açıkçası. Şimdi Müge Anlı'dan da bahsettiniz çünkü tam birbirleriyle bağlayacağım. Şunları da görmüşsünüzdür. İnsanlar şey tweetleri yazıyor da paylaşımlar yapıyor. Müge Anlı niye bu konuya el atmıyor? İşte ya gerçekten artık kayıp çocuklarımızı bulmak için nasıl onlar durum var. Müge Anlı mı olacak bizim kurtarıcımız? Evet, burada da istersen Fransız sosyolog Jean Baudrillard'ın o efsane sözünü hatırlayalım. Medya haberin ahlaksızlık aşamasıdır. Ahlaksızlık ve müstehcenlik iki anlamada gelen bir sözcük kullanır Baudrillard. Ve işte bu senin tespitlerini belki de yorumlama yolunda en kısa cevap bu olur. Şimdi tabii ki o sözüne ettiğin Hiranur Vakfı ile ilgili olay da, bugün Narin ile ilgili olay da bir haber malzemesi olarak televizyonlarda da, sosyal medyada da, işte YouTube'da da birilerinin çıkıp kendilerince bu herkesi bir şekilde rahatsız eden, ciddi şekilde ürküten, tüylerini diken diken yapan ve merakla herkesin şey bulmaya çalıştığı, bir cevap bulmaya çalıştığı hadiseye ilişkin bir şeyler söyleme, bir şeyler tekrarlama, olanların aynı şekilde temcit pilavı gibi tekrarlama yolunda şeyler yapıyorlar, programlar yapıyorlar. İşte birileri, senin de söylediğin gibi, yani Müge Anlı öyle bir noktaya gelmiş ki Türkiye'de devletin de polisin de yapacağı işi, yargının da yapacağı işi yapan kişi haline gelmiş durumda. Yani işin magaziniyle, fantezisiyle acı gerçeğinin nasıl yer değiştirdiğini düşündürebilecek bir tablo var. Sonuçta yani biz de bir program yapıyoruz tabii burada. Kendimizi de istersen bunun dışına çıkarmayalım, ama elbette esas hani bu sorunu çözme yolunda hareket etmesi gerekenler siyasi otorite. Sonuçta siyasi otoritenin nasıl bir kültüre sahip olduğuna da bakmak gerekiyor. Hani dedim ya, burada işte Narin onu çocuk saymayan bir kültürün kurbanı. Aynı şekilde bugün Türkiye'yi yönetenlerin, siyasi iktidarın, onunla birlikte hareket edenlerin, kolluk kuvvetinin, bütün bunların nasıl bir kültüre sahip olduğuna da bakmak gerekiyor. O kültür de aslında bu söylediğimizden hani mahiyet
büyük bir mahiyet farkına sahip değil. Belki derece farkı var arada ama Türkiye'de siyasilerin, bu iktidarın içinde yer alan bakanların bu konularda, kadın konusunda, çocuk konusunda ne düşündüklerini, nasıl davrandıklarını gayet iyi biliyoruz. Bir anlamda kurdu kuzuya kuzuyu kurda emanet etme yolunda yaptıkları uygulamaları, milli eğitim bünyesinde olsun, işte din kurumu bünyesinde, Diyanet kurumu bünyesinde olsun, Kur'an kurslarında yaşananları düşünecek olursak, işte dini cemaat kurumlarının yurtlarında yaşananları düşünecek olursak gayet iyi biliyoruz ve bunların siyasetle de ilişkisi ortada. Dolayısıyla söylediğinde çok haklısın. Bir taraftan maalesef bu acı olayı haber malzemesi yapma ve kendilerini izlettirme çabasında olan yapılar var. Ve bunun sanki hani sorunu buralarda çözecekmiş gibi bir algı yarattığı da ortada. İşte o yüzden insanlar Müge Anlı hallederdi gibi, değil mi, bir takım saçmalıkları dile getiriyorlar, ifade ediyorlar. Hayır, sosyal medya çağında belki bunların konuşulması, bu şekilde gündeme gelmesi, elbette haber olması kaçınılmaz. Ama işte burada ne kadar samimiyet var, ne kadar kendi çıkarlarını, ticari çıkarlarını, endüstriyel çıkarlarını gözetme çabası var medya endüstrisi açısından. Elbette bu soruyu da sormayı gerektiren bir tablo da karşımızda var. O yüzden kendimizi de aslında ayırt etmeden şeyi söyleyelim, eleştirel ifadeyi tekrarlayalım. Medyanın maalesef bir şekilde haberi ahlaksızlık haline getiren bir işleyişi olduğunu, bir motivasyona sahip olduğunu tabii söylemek mümkün.